Olasılık ve istatistik İngilizce örnek soru 3. Bu videomuzda olasılık ve istatistik dersinden İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce, yarı Türkçe okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. An experiment consists of tossing a die and then flipping a coin once. If the number on the die is even. If the number on the die is odd, the coin is flipped twice. Using the notation 4 hash, for example, to denote the outcome that the die comes up 4 and then the coin comes up heads. And 3 HT to denote the outcome that the die comes up 3 followed by a head and then a tail on the coin. Construct a tree diagram to show the 18 elements of the sample space S. Berbat okuduk. Neyse. Şimdi hikaye ne anlatıyor? Hikaye şu. İlk cümleden başlayalım. Bir deney var. Bir para ve zar atma ile ilgili bir deney. Buradaki önemli şey şu. Zar çift gelirse parayı bir kez atıyoruz. Coin once diyor burada. Para bir kez atılıyor. If the number on the die is odd, yani zarın üstündeki sayı tekse, para iki defa atılıyor. Burası kritik olan noktaydı. Bundan sonra da notasyonları nasıl yapacağımızı gösteriyor. Zar çiftse para bir kez. Para bir kez. Zar tek ise para iki kez atılacak. Using the notation 4 hash diyor. Yani zar 4 geldi. Çift geldi yani. Parayı bir kez atacağız. Para da head geldi. Bunu böyle göster diyor. Yani gösterimi nasıl yapacağımız konusunda bilgilendiriyor bizi. Burada bir gösterim daha örneği gösterdi. Zar 3 geldi. Zar tek geldi yani. Parayı iki kez atıyor. Bir head bir de tail geldi. Yani burada anlattığı şey bu. Bunu tree diagram kullanmamızı istiyor. Yani ağaçlandırma metodu, ağaç diagramı kullanacağız burada. 18 tane toplamda durum varmış. Bunu da söylemesi bizim lehimize bir şey. Sample space'te yani bütün var olan ihtimalleri ağaç diagramıyla göstermemiz isteniyor. Şimdi başlıyoruz. Şimdi zarla başlıyoruz. Şöyle bir nokta alacağız. Zardan 6 tane ihtimali çıkartalım. 1 2 3 4 5 Ağaçları daha güzel yapabilirsiniz tabii ki. Çok umursamıyorum ben şu an. Şimdi burada bir gelirse zarımız, para kaç kez atılacak? İki defa. Neler olabilir burada? Bir, head head gelebilir. Önce şöyle gideceğiz. Ağaç diyagramı ile yapacağımız için bütün durumları aynı anda söyleyemeyiz. Dal 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 dal, en alttaki dalda bütün sonuçları bitireceğiz. Birden şimdi iki dal ayıracağız. Burada tek geldiği için parayı iki defa atacağız. İlk para atışımız, yani head gelsin, bir de tail gelsin. Bundan sonra da bir kez daha para atılacak. Bunda da iki olası sonuç gelecek. Bir head, head, bir head, tail. İşte ağaç diyagramının gidişatı bu şekilde. Şimdi birden sonra tail geldiyse, yani yazı geldiyse, bir T, T olabilir. Bir de bir T, H olabilir. Bunların kendi aralarındaki yerlerinin önemi yok. Şimdi 2'ye geldik. Çift gelirse parayı bir kez atacağız. O yüzden bunda 2 tane dal olacak. 2 H olabilir. 2 T olabilir. Bitti bu. 3'e geldiğimizde tek geldiği için para 2 kez atılacak. Aynı şu durumu burada da göreceğiz. 3 head, 3 tail. Bunlardan da 2 dal.
3 head head 3 head tail 3 tail tail 3 tail head 4 çift olduğu için parayı bir kez atıyoruz. 2 ile aynı. 4 head 4 tail 5'e geldiğimizde tek olduğu için 1 ve 3 ile aynı. 5 head 5 tail head'den de 2 dal 5 head head 5 head tail tail'dan da 2 dal 5 tail tail 5 tail head 6 çift olduğu için 2 ve 4 de aynı 6 head 6 tail sonuçlar bütün dalların ucundakiler bizim sample space'imizi gösterir o da şurası bütün uçlardakiler bizim için sonuçlardır. 1 2 18 sonuç olacağı konusunda bizi uyarmıştı. 3 4 geridekiler önemli değil. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 İşte 18 sonucu 3 diyagramla gösterdik. Buradaki sorunun bize sorduğu şey bu. Bunları bu ağaçlandırma diyagramını yapmadan hepsini yazsanız sırayla cevabınızı doğru kabul etmez soru. Çünkü 3 diyagram kullan demiş. 3 diyagramda bir noktadan bütün olası sonuçları çıkartıp bu şekilde bir dallandırma şekli görmemiz lazım. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.